Düşman başına 210. Bölüm özetinde Sarla pişman olmuştur. Priti ise ailesinin idamı için mutluluk dansı eder. Shaivam artık Sarla'nın değiştiğini belgeleri alması için yardım edeceğini söyler. Shaivam, Nimi'yi görür ve güçlerini birleştirmeleri gerektiğini söyler. Nimi ise onlara güvenmediğini kendi yolundan giderek anne ve babasını kurtaracağını söyler. O yüzden Riya'dan korktuğunu onun önünde yaptıkların anlatamayacağını söyler. Kavşalya yiyecekle Rav'ın hücresine gelir. Ondan yemek yemesini ister. Gardiyan kiminle konuştuğunu sorar. Rav hayal görmeye başlamıştır. Bansi ve Rajendra, Priti ile konuşur. Priti, Nandu ve Nimi'nin anlaştığı avukatı öğrenmiş onların kaçırılmasını istiyordur. Sarla bir fikir bulduğunu söyleyerek Riyan'ın yanına gelir. Nimi, Shanti'yi suçlamak için şimdi ne yapacaklarını sorar. Bansi ve Rajendra, girişi öğrenir. Onu kaçırırlar. Preeti 8 gün sonra serbest kalmasını ister. Sarla, Riyayı karakola götürür. Müfettişe saldırmasını ister. Riya bunu yaparsa hapse atılacağını söyler. Sarla da bu yüzden ona kimlik yazacaklarını belirtir. Riya hemen bir şeyler fırlatmaya başlar ve müfettişe tokat atar. Müfettiş Sarla hanım hepinizi hapse atmakla büyük hata yaptım beni bağışlayın der. Sarla, Riya'nın sana tokat attığını, onu hapse atmasını ister. Müfettiş hayır ben bunu yapamam sen büyük bakansın işim tehlikeye girer der. Riya müfettişi daha çok dövüyor ve kendisini içeri tıkmasını ister. Müfettiş silahı Riya'ya doğrultuyor. Sarla endişelenir. Müfettiş ben bu davayı alamam siz bakansınız der. Nimi giriş arar. Bansi onunla konuşur. Nimi, sesin farklı geldiğini söyler Bansi birçok davası olduğunu kendisini aramamasını ister. Nimi, Nandu'yu arar ve girişe ulaşılamadığını söyler. Shanti, polis memuruna avukatını sorar. Avukatın gelmediğini öğrenir. Nimi şok edici bir haber alır ve ağlar. Herkes ona ne olduğunu sorar. Nimi herkesin başarısız olduğunu, anne, baba ve Shanti'nin asla geri dönmeyeceğini, yarın asılacaklarını haber verir. Preeti, avukatın itirazın kabul edildiğini söylediğini hatırlıyor. Ria, Nimi'den girişe sormasını ister. Nandu cevap vermediğini açıklar. Gardiyan Nimi'yi arar ve ondan Shanti, Kavşalya ve Ravi ile son kez konuşmasını ister. Nimi, şayvım ve riya ağlar. Shanti, Nimi'den iyi bir adam bulup evlenmesini ister. Şayvım bunu söyleme, sana bir şey olmasına izin vermem der. Shanti, Nimi dışında kimseyle konuşmak istemediğini söylüyor. Kaushalya, Nimi'den Shanti Sadan'a bakmasını ister. Şayvım, Kaushalya ile konuşmak için telefonu alır. Kaushalya ağlıyor. Seninle konuşmak istemedim ama seni 9 ay karnımda tuttum, bizi çok üzdün, rica ederim kardeşlerine kızma, onlara sahip çık diyor. Kavşalya aramayı bitirir. Hücrelerine geri götürülüyorlar. Nandu, Şilte yapımcılarını görür ve Priti'yi hatırlar. Eve koşar ve yastığı kontrol eder. Düşen bir kart gördüğünü ve kartı gazetede nasıl sakladığını düşünüyor. Gazeteleri kontrol eder ve kart bulur. Priti eve gelir ve ne bulduğunu sorar. Nimi her şeyin bittiğini söyler ve ağlar. Eşyalarını atar ve dizüstü bilgisayarını alır. Ria'nın dizüstü bilgisayarını kullandığını hatırlıyor. Nimi evlilik cd'sinin sıkıştığını hatırlıyor. Ria ve Şayvım şok olur. Nandu hurdacı dükkanına gelir ve hurdayı kanıtlar için kontrol etmek için kilidi kırar. Bir adam onu görür ve polise şikayette bulunur. Nandu kağıdı bulur ve gülümser. Priti, Shanti Sadan'a gelir ve Nimi'yi görerek hareket eder. Nimi'ye sarılır ve yetim kalacaklarını söyler. Nimi cesaretli olmasını bir kanıt bulduğunu söyler. Şayvım ve Riyan'ın evlilik kanıtı, bir dizüstü bilgisayara sıkışmış. Preeti kimsenin planımı bozmasına izin vermeyeceğimi düşünüyor. Şayvım, CD'yi adama verir ve verileri hızlı bir şekilde kurtarmasını ister. Ria, verileri aldığımızda hapse gireceğimi ve sizin mahkemeye gideceğinizi söylüyor. Preeti, Ria'yı dışarıda durdurmayı düşünür. Ria Sarla'yı arayıp bir an önce eve gelmesini ister, ellerinde bir kanıt vardır. Adam, verileri kurtarmanın zaman alacağını söylüyor. Nandu, polis memuruna karısının küçük adama kimlik belgeleri verdiğini, bu yüzden onu almaya gittiğini, hiçbir şey çalmadığını söyler. Memur ondan sabah birini arayıp gitmesini ister. Nandu geç olacağını söylüyor polislerin dizisi hakkında konuştuğunu duyunca oyuncunun kendisi olduğu söyler. Memurlar ceza için kavşalya, şanti ve rava alır. Kavşalya polis memurunu onu almaması için yalvarır. Rav, Şanti ve Kavşalya cezadan önce son banyoya alınır. Ağlayarak banyo yaparlar, adam verileri kurtarır ve CD'yi çalar. Şayvım, Nimi ve Riya'dan gelip JD'yi çalarken görmelerini ister. Hepsi sevinir ve verileri kurtardığı için adama teşekkür eder. Riya, üç hayat kurtardığın için teşekkür ediyor. Adam bana çok yardımcı oldun ben gideyim teşekküre gerek yok der. Riya, kanıtı aldık, herkes iyi olacak. Pandit, Shanti, Kaushalya ve Rava ölümlülüğü anlatır onlardan ellerini kavuşturup günahları için dua etmelerini ister. Riya yoldadır ve yargıçla buluşup herkesi kurtarmayı düşünür. Bansi, CD'yi almak için Riya'nın peşine düşer. Bansi, Riya'nın kafasına vurur. Riya bayılır. Raaf, Shanti ve Kaushalya gardiyanla tanışır ve son dileklerini söyler. Bansi, CD için Ria'nın çantasını kontrol eder ve almaz. Raaf, Kaushalya ve Shanti asılacakları hücreye giderler. Bansi, Preeti'yi arar ve herhangi bir CD almadığımı söyler. Preeti ondan iyi kontrol etmesini ister. CD yok diyor. Ondan gitmesini ister. Ria baygın yatıyor.